Ana arı kutularımızı da kışa hazırlıyoruz. Şöyle küçük bir mum verelim. Bu Bunda şekilde 6 çıta olaraktan kışa sokmaya çalışıyoruz. Bal var. Fazla değil ama bu çıtada. Olsun, polene de varmış, güzel. Bunda şu, hatırlıyor musun? Bunu hatırladınız mı? Yasenk'ten doğmuş bu. Evet, Yasenk'ten doğan değil, birleştirme yaptıydım. Oradan kalan. Almayalım, ortaya dönecek yoksa. Başlıyoruz. Ana da burada. Maşallah, karnıyor galiba. Kırmızı. Bu bizim damızlı karnı. Karnıyor. Çok güzel. Maşallah. Olabilir ha. Yavrusunu da görelim. Bunu ben boyamadım oğlum. Hatırlamıyorum. Özet abi Troyes'e kattı diyordu. Ne zaman boyadığımı hatırlamıyorum abi. Tabanda bir tane poşet var, o ne? Muhtemelen fondonun poşeti düşmüş olabilir, onu alalım. Alalım onu. Şöyle bir bakalım hemen. Evet. Yavru alanı. Çok güzel. Ama bunu biraz daha bloklamak lazım. Evet, buna biraz daha fazla vermek gerekiyor. Yedireceğiz bu arayı. Evet. Bugünkü olmaz, kışa giremez. Size koyma, koyma, koyma bir. Şey de alalım. Poşet alalım alttaki. Nerede eldemiri? Ben de. Eldemirime gerekiyor. Şimdi burada benim merak ettiğim yalnız, bakın bunun altı delik. Full altı delik. Bunu kapatmak gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Bu arada gerekmez. Bu ara bozu iyi. Şimdi bakalım buna da. Bunlar ilk yavru düzeni çok iyi yani. Bakalım, evet. Burada da yavruyu sökmüş. Ana günlükleri atmış, evet. Günlüklerini gördüm. Günlük larva. Çok güzel. Şeklinde, hatta yeni doğan arılar var. Bunların da varroa mücadelesini hiç ihmal etmedik yani. Diğer arılara ne zaman varroa mücadelesi yapıldıysa bu arılara da yapıldı. Ve diğerlerine örneğin 400 gram besleme yapıyorsak bunlara 250 gram besleme yapıyoruz. Böyle evet. Çevirme de kırılacak. Burada da yine günlük yumurtalar var. Tamam. 3 çıtada yavrusu var. Ama biraz daha yedireceğim bu arayı. Çünkü bu, evet. Bunu arada biraz fondonu daha verelim ya. O 1 kiloluk fondonu verelim bir tanesine. Evet, evet. Buna dursun bunda. Devam edelim mi? Hı hı. Bu da şimdi diğer bir kutumuz. Evet. Hafif tumum verelim. Mesela o kadar gelişememiş. Bunda yemlik var hala. Bir tık daha zayıf. Buna bir tane o yemliğin yerine ballı çıta koyabilirsin mesela. Evet ama bulabilirsen. Mesela bunun burada balı daha fazla, hatta burada kalan yavrular var. Evet. Yani sökülmek üzere olan yavru var. Devam edelim. Elde birini alsın. Güzel de propolis yapmış. Evet. Bu da biraz daha fazla yiyecek. Evet, yiyecek lazım artık bunu. Yavru düzen. Aynen, arka tarafta hala tutacaksın. Yavrusu var. Günlük atmış mı oraya? Günlük var, atmış galiba değil mi? Gördüm, var. Günlük var. Günlük güzel, güzel. Kemer de yapmaya başlamış. Baksana, ışıl ışıl. Evet, bunun da yine güzel beslemeye ihtiyacı var. Evet. Ya o yemliğin yerine bir tane de sırlı ballı şöyle güzel bir şey bulabilirsin. Ver ona. Var. O da var elimizde. Ana da burada yine. Balı da var ya diğer bu tarafta. Bu işte karnıyol. Evet. Karnıyol F1. Yavru düzeni güzel. Yumurta atmış. Kemeri de var. Çok güzel. Kemeri de var. Buna biraz daha besleme yapmak gayet gerekiyor. İyi. Şu an iki çıtada yavrusu ama var. Ama duvarında da bak balı da var galiba. Orada. Bakalım. O da balı olması lazım. Bakalım. Evet, çok güzel balı var, baksana. Evet, burada bal var. Tam karnıyol stili bal atmış. Aynen, tam karnıyol stili. Çok. Bunun aynısından karşı tarafa da verirsen çok iyi olur. Şimdi bakalım, olmazsa onu çiğ alalım. Yavru yoksa onu kıyı alalım. Onda da bal var, çok güzel. Nasıl dedin? Tam gerek yok. Karşı tarafa alalım diye onu da ya da. Diğeri çok ballıysa onu duvara alalım diyecek değil mi? Şöyle diğer duvar yapalım onu diyor yani. Ya, gerek var mı? Yok. Yok. Ona zaten. Sen şuraya bir ballı daha gir o yemle yerine. Bir, tamamdır bunun işi. Bir, bir kilo da fondan. İnşallah kış çıkarır bunlar. Çıkar.